Özellikle yağlı yemeklerden sonra şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, karın ağrısı varsa bu hastalarda safra kesesi hastalığı olabilmektedir. Safra kesesi taşları genellikle çok hızlı kilo verenlerde, günümüzde sleeve gastrektomi dediğimiz mide küçültme ameliyatları çok görüyoruz. Bu tür hastaların çoğunda ileriki dönemde safra kesesi taşları gelişiyor. Safra yolu ameliyatları az da olsa risk bulundurmaktadır kendi arasında. Bu risk literatürde 1000 kişide 4 olarak bildirilmiştir. Merhaba, ben Profesör Doktor Hakan Yanar, genel cerrah uzmanıyım. Sizlere bugün safra kesesi hastalıklarından bahsedeceğim. Safra kesesi, karnın sağ üst tarafında yer alan karaciğerin altında armut şeklinde bir organdır. Genellikle sindirime yardımcı olarak değişik fonksiyonları bulunmaktadır. Karaciğerde üretilen safra, safra kesesinde depolanaraktan sindirim esnasında yemekten sonra bağırsağa boşaltılmaktadır. Bazı durumlarda hastalarda ciddi problemlere yol açabilmekte, safra kesesi iltihabı dediğimiz, akut kolist dediğimiz hadiselere yol açabilmektedir. Safra kesesi hastalıklarının değişik belirtileri bulunmaktadır. Özellikle yağlı yemeklerden sonra şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, karın ağrısı varsa bu hastalarda safra kesesi hastalığı olabilmektedir. Belirtileri, bulguları arasında kolik tarzı olan ağrılar ön plana çıkmaktadır. Özellikle taş, sistik kanal dediğimiz safra kesesinin çıkışını tıkayıp safranın yemeklerden sonra boşalmasını engelliyorsa bu tür hastalarda sağ üst kadranda sağ omuza ve sırta yayılan ağrılar bulunmaktadır. Bu ağrının özelliği gelip geçici özellikle olması, bıçak batar tarzda yani kolik tarzda, saplanır tarzda ağrılar şeklinde olmasıdır. Genellikle bu safra kesesi ağrısı birçok hastalıkla karışabilmekte. Ağrının yeri, lokalizasyonu oldukça önem arz etmektedir. Şimdi sağ üst kadranda ağrısı olup omuz ve sırt, sağ skapula dediğimiz kürek kemiğinin oraya yansıyan ağrı varsa bu ağrının sebebi büyük olasılıkla safra kesesi hastalığından kaynaklandığını düşünmemiz gerekmekte ve hekime başvurmalıyız. Safra kesesi taşları hiçbir bulgu vermeden hastalarda seyir gösterebilir. Diğer taraftan eğer bu safra kesesi taşları akut kolestistit dediğimiz safra kesesi iltihabına yol açtıysa bu hastalarda iltihaplanmanın bulguları olaraktan üşüme, titreme, ateş gibi bulgular ön plana çıkmakta ve bu dönemde hastalar hekime başvurmaktadırlar. Bu nedenle safra kesesi taşlarının tedavisinde semptomatik veya asemptomatik olması önem arz etmektedir. Genellikle karnın üst bölgesinde ağrıya yol açan mide ülseri, gastrik ülserler, mide ülserleri, 12 parmak bağırsak ülserleri, akut pankreatit, yine bu inferior MI dediğimiz kalp krizlerinde bazen bu tür bulgular üst karında ağrılar ortaya çıkabilmekte ve akut kolestitle yani safra kesesi taşlarının yol açtığı iltihapla karışabilmektedir. O nedenle karnın üst bölgesinde ağrısı olan hastalar mutlaka hekime başvurmalı ve diğer ayırt edici tanılar dışlandıktan sonra doğru tanıya ve doğru tedaviye gidilmelidir. Safra kesesi taşları genellikle çok hızlı kilo verenlerde, günümüzde sleeve gastrektomi dediğimiz mide küçültme ameliyatları çok görüyoruz. Bu tür hastaların çoğunda ileriki dönemde safra kesesi taşları gelişiyor. Yine kolesterol düzeyi yüksek olan bireylerde, kolesterol normale dönmediyse bu hastalarda da yine kolesterol taşları olabiliyor. Yine bazı kan hastalıkları var. Bunlarda da pigment taşları dediğimiz değişik bir safra kesesi taşı türü var. Onlarda yine safra kesesi taşları gelişebilmekte. Yine uzun süreli açlıklar safra kesesi taşı gelişmesindeki riski artırmaktadır. Safra kesesi taşlarının günümüzde güncel tedavi yöntemi, altın standart tedavi yöntemi laparoskopik kolistektomidir. Bu ameliyatlar güvenilenlerde oldukça az komplikasyon oranlarıyla yapılmaktadır. Laparoskopik ameliyatların açık ameliyatlara karşı oldukça yüksek avantajları yer almaktadır. Ameliyat sonrası ağrının olmaması veya çok az ağrının olması, kesi yerlerinde hiçbir şekilde kozmetik olarak problem gelişmemesi,
Yine o bölgede daha az ağrı olması, işe geri dönüş süresinin daha hızlı olması laparoskopik cerrahinin ön planda gelen avantajları arasında yer almaktadır. Yine bu tür hastalarda erken dönemde ameliyattan birkaç saat sonra beslenme başlamakta ve hastalar biraz önce söylediğimiz gibi erkenden işlerine dönebilmektedirler. Açık cerrahi çok çok ender durumlarda ancak çok ciddi bir anatomik varyasyon varsa safra yollarında veya safra yollarına giden damarlarda veya karın içi çok ciddi yapışıksa daha önce ameliyat olmuş hastalarda çok ciddi yapışıklıklar varsa o tür hastalarda ancak açık ameliyat artık günümüzde tercih edilmektedir. Safra kesit taşlarının ameliyatsız tedavi yöntemi günümüzde tercih edilmemektedir. Büyük taşlar zaten yok olması veya kırılması gibi yöntemler böbrek taşlarındaki gibi mümkün değildir. Bazı yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilmekte. Bunların endoskopi ile çıkartılması, yani kanala düşmüş safra kesesi taşlarının ERCP dediğimiz endoskopik yöntemlerle kanaldan alınması ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. Ama bunları safra kesesi içerisindeki taşlarla karıştırmamak gerekiyor. Kanala düşmüş taşlar ancak ameliyatsız yöntemle ERCP ile çıkartılabilmektedir. Şimdi özellikle hiçbir bulguya yol açmayan tek bir taş, oldukça büyük olmayan bir taşsa bu hastalar takip edilebilmekte. Ancak özellikle genç grupta çok sayıda milimetrik taşlar varsa bu taşların ileriki yaşlarda semptoma yani bulguya yol açma olasılığı fazla olduğu için bu taşlarda mutlaka ameliyat olmasını biz öneriyoruz. Çünkü ameliyat edilmemiş safra kesesi taşları genellikle sistik kanalı tıkarsa akut kolesit dediğimiz safra kesesi iltihabına yol açabilmektedirler. Veya safra kanalına düşerse bu taşlar kolanjit dediğimiz üşüme, titreme, sarılık gibi ciddi bir hadiseye yol açabilmekte. Diğer taraftan bu taşlar biraz daha aşağı düşerse pankreas kanalının ağzını tıkadıklarında akut pankreatit dediğimiz bazen ölümcül olabilen ciddi komplikasyonlara yol açabildiği için bu tür taşlar çok sayıda küçük taşlarsa mutlaka bunlarda ameliyat olması önerilmektedir. Diğer taraftan 2,5 santimin üzerindeki taşlarda da kanser gelişme olasılığı olduğu için bu tür taşların da mutlaka ameliyatla çıkartılması gerekmektedir. Aynı şekilde safra kesesi polipleri ve çamurları da safra kesesi taşlarıyla bazen karışabilmektedir. Bu safra kesesi polipleri genellikle 1 santimden büyükse, zamanla büyüme gösteriyorsa, yine 3 taneden fazlaysa sayıca, yapılan ultrasonografide Doppler'de ciddi bir damarlanması varsa bu tür safra kesesi poliplerinde de mutlaka ameliyat edilmesi gerekiyor. Safra kesesi çamurları genellikle hızlı kilo alıp veren bayanlarda daha çok gözükmekte. Bu çamurların 1/3'ü aynı şekilde kalmakta, 1/3'ü zamanla yok olmakta, 1/3 kısmında da bu çamurların daha sonraki aşamada safra kesesi taşı geliştiğini unutmamamız gerekiyor. Bunlarda da semptom varsa yine taşlarda ve poliplerde mutlaka laparoskopik kolestektomi yapmamız gerekiyor. Yine safra kesesi hastalıkları bazı hasta gruplarını düşünmemiz gerekiyor. Diyabetik hastalarda, bu hastalarda ağrı sinirlerde nöropati olduğu için bulgular gizlenebiliyor. Bu nedenle diyabetik hastalarda safra kesesi iltihabı olsa bile ağrı ön planda olmayabilir. Bu nedenle bu hastalarda çok fazla gecikme yapmadan ameliyatları erken dönemde yapmamız gerekiyor. Yine bizde geç başvuruyla gelmiş hastalarda, akut kolesitle gelmiş hastalarda ilk 10 günü geçirdiyse bu ameliyatları genellikle 6 hafta erteledikten sonra bu ameliyatların yapılması rahat bir şekilde ameliyatların geçmesini sağlayacağı için bizlerin de tercih ettiği yöntem olmaktadırlar. Yani ya ilk gün 10 gün içerisinde veya bulguların başladıktan 6 hafta sonra bu ameliyatları yapmayı biz tercih ediyoruz. Safra kesesi hastalığı bulunan ve tedavi gereken yüksek riskli hastalarda eğer ameliyat gerçekten çok yüksek risklikse, yani ciddi bir yeni geçirilmiş bir kalp krizi olup veya yeni uygulanmış bir koroner stent varsa bu hastalarda ve kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa ameliyatlar tabii ki çok riskli olacaktır. Bu tür hastalarda elimizde artık değişik silahlar var. Ameliyatsız yöntemlerle perkutan kolesistostomi dediğimiz yöntemle bu radyolog arkadaşlar tarafından yapılan bir işlem. Yine karnın sağ üst kadranından girilerekten sadece küçük bir minik kateterle bu safra kesesi içine girilerekten şişmiş, hidrops olmuş safra kesesi boşaltılaraktan safra dışarı alınmakta ve tedavi gerçekleştirilmektedir. Daha sonra elektif şartlarda hastanın genel durumu toparladıktan sonra yine taşlar içeride ise laparoskopik olarak tedavi yapılmaktadır. Ama bazen hiçbir taş olmadan da safra kesesi iltihabı olabilmekte.
Bu hastalarda sadece bu uyguladığımız percutan kolesis soslama yöntemiyle ameliyata gerek kalmadan bu hastalıkların da tedavisi yapılmış olmaktadır. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Safra yolu ameliyatları az da olsa risk bulundurmaktadır kendi arasında. Bu risk literatürde 1000 kişide 4 olarak bildirilmiştir. Bunlar safra yolu yaralanmaları ve genellikle kanamalar olarak bize bildirilmektedir. 1/4 aslında çok yüksek bir oran değil. Emin ellerde bu daha da aşağıya çekebilmek mümkün olmakta. Bu ameliyatları sık yapan cerrahlarca yapılması komplikasyon oranında önüne geçebilecektir. Safra kesesi mutlaka elzem bir organ değildir. Sadece karaciğerin alt kısmında safranın yoğunlaştırıldığı, karaciğerde üretilen safranın yoğunlaştırıldığı, yemek yedikten sonra da oradan bağırsağa boşaltıldığı bir organ. Safra kesesi olmadan da insanlar nasıl apandiksi alındıktan sonra yaşıyorsa, apendektomi yapıldıktan sonra yine safra kesesi alındıktan sonra da hiçbir şekilde hastanın hayatını tehdit edecek bir şekilde sorun oluşturmadan insanlar da safra kesesiz yaşayabilirler. Ancak bu hastalarda safranın görülenmesi safra kesesinde daha olmadığı için, yoğunlaştırılamadığı için safra direkt bu hastalarda karaciğerden 12 parmak bağırsağına doğru akmaktadır. Sadece bunu aklımıza tutmamız yeterli. Sizlere bugün safra kesesi hastalıkları hakkında bilgi verdim. Şimdi de sıra sizlerden gelen sorularda. Maalesef yanlış bir inanç var. Safra kesesi ameliyatı olduktan sonra yumurta yenilmemeli. Tam tersine hastalıklı organ ortadan çıktığı için artık hastalar ameliyattan sonra ertesi gün bile yumurta yiyebilirler. Bunda hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Safra kesesi taşı sağ üst kadranda ve bu epigastrik bölge dediğimiz orta kısımda şişkinliğe yol açabilmektedir. Bu da safra kesesi hastalığının diğer gastrit gibi, ülser gibi hastalıklarla karışmasına yol açmaktadır. Şimdi ameliyatlarda hemen hemen tüm olgularda safra kesesinin tamamını alıyoruz. Ancak daha önceki dönemde çok ciddi bir safra kesesi atağı, problemi geçirmiş bir hastaysa bu hastalarda yaralanmaya yol açmamak için, safra yolu yaralanmasına veya arter yaralanmalarına yol açmamak için, damar yaralanmalarına yol açmamak için safra kesesinin bir kısmı bırakabilir. Bunlara subtotal kolestektomi dediğimiz ameliyat yöntemi az bir kısım aşağıda bırakılaraktan bu ameliyatlar yapılabilir. Laparoskopik ameliyatların en büyük avantajlarından bir tanesi erken dönemde fiziksel aktiviteye dönebilmektedir. Hastalar safra kesesi ameliyatının ertesi gününde taburcu edilmekte, evde birkaç gün istirahat sonrası normal iş ve gücüne dönebilmektedirler. Yine de ağır aktivite gerektiren sporlardan biz 2 hafta uzak durmalarını öneriyoruz. Çok ağırlık kaldırma, pilates gibi. Çünkü içerideki yapılan ameliyatlar açık ameliyatta aynı laparoskopik de olsa. Bu nedenle kesi yeri fıtıkları olmasın diye ağır kaldırmasının çok fazla istemiyoruz hastaları. Yine ama yürüyüş gibi aktivitelerini ertesi günden itibaren rahat bir şekilde yapabilir hastalar. Hiçbir şekilde onlara o şekilde kısıtlamalar getirmeye gerek kalmamaktadır. Eğer iltihaplı bir safra kesesi hastalığıysa tabii ki antibiyotik tedavisine başlıyoruz bu hastalarda. Diğer taraftan hasta büyük risk bulunduruyorsa bunlar sadece antibiyotik verilerekten, ağızdan beslenme kesilerekten safra kesesi istirahate alınıyor. Diğer taraftan işte bu hastalarda damardan serum tedavisi, antibiyotik tedavisi, mide koruyucularla bu hastalıklar takibe alınıyor ve ameliyat tedavi uygulanabiliyor. Diğer taraftan da yine safra kesesi çamurlarında bazen ursodeoksikolik asit dediğimiz ağızdan verilen ilaçlarla bu çamurlar bazen tamamen yok edilebiliyor veya çok minik mikro taşlar sadece ama 2 yıl kadar bu ilaçları kullanması gerekiyor. Denenebilir ama çok da tercih ettiğimiz yöntem değil. Bugün sizlere safra kesesi hastalıklarından bahsettim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.